Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok gizemli ve teori dolu bir videoda beraberiz. Evet, doğru duydunuz. Bugün yine çok güzel bir teori videosu yapıyoruz ve aynı zamanda bir gizemi de çözüyoruz. Bildiğiniz gibi kanalımızda artık gizemleri çözmeye doğru gittiğimiz için her video neredeyse bir gizemi çözüyoruz. Ve esrarengiz kasabada bulunan neredeyse her gizemi didik didik araştırıp sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz de zaten gizemleri çözüp teoriler üretmeye de bayılıyoruz. Peki bugünkü gizemimiz ve teorimiz ne? Bugünkü gizemimiz ve teorimiz ise başlıktan da göründüğü gibi Stanley ve Ida'nın gizemini çözdük. Ida karakterini tanımayanlar için zaten Alex Hirsch'ün sevgilisi olan Dana Terrasa'nın baş yönetmenliğini ve aynı şekilde yaratıcısı olduğu Baykuş Evi'nden tanıdığımız Ida'dır. Peki bu videoda Stanley ve Ida'nın gizemi nasıl çözüldü? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Özellikle de birçok açıdan bu video gizemi severler için kesinlikle çok güzel olacak. Umarım da bu yaptığımız videoda da eğlenirsiniz. Çünkü biz hazırlarken bayağı eğlendik. Eğer Esrarengiz Kasaba hakkında yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bunu yaparsanız da yeni gelecek olan videoları hemen yaparız ve aynı şekilde siz de hemen gelip izler ve ilk yorumlarınızı da atarsınız. Ve tabii ki herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyoruz. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz de beğendiğinizi göstermek için de like da atabilirsiniz. Tabii ki like atmanız yeni gelecek olan videoların hemen gelmesini sağlar ve aynı şekilde biz de videoları yaparken daha hevesli ve eğlenerek yaparız. Tabii ki Kafadar Diyar kanalımızdan da harika içerikler ürettiğimiz için hepinizi oraya da bekliyoruz. Mutlaka Kafadar Diyar kanalımızı da ziyaret etmeyi unutmayın ve aynı şekilde Kafadar Diyar kanalımıza da abone olup like atabilirsiniz. Son olarak da Instagram'dan bizi takip etmek isteyen canlar olursa da Instagram'dan kesinlikle bizi takip edebilir. Çünkü Instagram'dan duyuru yapacağımız için aktif kalmaya çalışacağız. Yani bizi de mutlaka Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her neyse, artık Stanley ve Ida'nın gizemli videosuna geçmemizin vakti geldi ve bakalım hangi gizemli çözmüşüz ve teorilerimiz nelermiş. İsterseniz hiç zaman kaybeden videoya geçelim. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. Vay canına, burası çok korkutucu. Hey, korkma kardeşim. Nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz. Adımızı yazmayı unutma, bizim olduğumuzu bilsinler. Esrarengiz Kasaba ve Baykuş Evi'ni zaten sevdiğimiz için Stanley ve Ida'nın da arasında bir şey yaşadığını düşünmemizin en büyük sebeplerini bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağız. Tabii ki bunları sadece anlatıp geçmeyeceğiz. Tüm teorilerimizle, tüm bulduğumuz ipuçlarıyla beraber anlatacağız ki birçok kişi de aslında vermiş olduğumuz ipucundan neler anlatmak istediğimizi ve nasıl bu gizemi çözdüğümüzü detaylı bir şekilde anlasın. Çünkü biz eğer bunları gizemli bir şekilde ipucunu göstermezsek çoğu hayran neden bahsettiğimizi anlamıyor. Ama biz bu videoda dediğimiz gibi tüm ipuçlarını teorimizle birlikte anlatacağımız için birçok kişi bu videodan sonra bize hak verecek ve hatta neden bu gizemi çözdüğümüzde ve hatta nasıl gizemi çözdüğümüzde anlayacak. Ama tabii ki hiç zaman kaybetmeden önce nasıl çözüldüğünü ve daha sonrasında ise neden bu videoyu yapmak istediğimizi detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle Esrarengiz Kasaba'da bizim sevdiğimiz bir karakter varsa o da Stanley'dir. Onun dışında Baykuş Evi'nde sevdiğimiz bir karakter varsa o da Ida'dır. Zaten eğer dikkat ederseniz Baykuş Evi'nden Ida ve Esrarengiz Kasaba'dan Stanley de ikisi de az biraz dolandırıcı gibi görünüyor. Bunu söylememizin sebebi zaten Stanley'e bakmamız. Stanley'nin kendisi zaten turist kapanı daha ilk bölümdeyken turistleri dolandırdığını kendisi de az çok gösteriyordu. Bunu söylememizin sebebi Esrarengiz Kasaba'da Stanley bu tarz bir karakterdi. Onun dışında Ida'ya gelirsek de Ida'da neler yapıyordu isterseniz bir ona bakalım. Ida'da daha bölümün başındayken insanlara, daha doğrusu Baykuş Evi evreni içerisinde ya bulunan insanlara bir nevi dünyadan getirmiş olduğu farklı şeyleri satmaya çalışıyordu. Ve hatta onları da bir nevi kandırmaya çalışıyordu diyebiliriz. Aslında bu bile bizim bildiğimiz Stanley ve Ida'nın çok fazla birbirlerine benzediğini gösteriyor. Bizim kendi düşüncemize
bize göre Stanley zaten kendisi, Stanley'nin daha doğrusu Alex Hirsch'un kendisi Stanley'i seslendirmesinden dolayı kendisini Alex Hirsch gibi görebilirsiniz ve Dena Teresa'yı da Baykuş Evindeki Ida olarak görebilirsiniz. Sadece Ida'yı Baykuş Evindeki Dena Teresa seslendirmiyor. Onun dışında bizim Stanley ve Ida'nın da gizemine geçelim ve bakalım neden bu gizemi çözdüğümüzü ve aynı zamanda nasıl çözdüğümüzü size detaylı bir şekilde anlatalım. Bunun için öncelikle Lost Legends kitabına gitmemiz gerekiyor. Çünkü Lost Legends kitabında bizi bekleyen çok önemli bir şey var ve ondan sonra da neden bu gizemi ve nasıl çözdüğümüzü anlayacaksınız. Bildiğiniz gibi Ida'nın görünüşünü zaten herkes bilmekte. Böyle söylüyoruz çünkü Ida'nın görünüşü uzun saçları, kulağında küpe olduğu bilinmekte. Şimdi eğer dikkat ederseniz şu resme bakmanızı istiyorum. Resimdeki karakter size de gerçekten birini anımsatmıyor mu? Bu karakter sizce de bizim bildiğimiz Baykuş Evindeki Ida karakteri değil mi? Her açıdan Ida karakteri olduğu belli. Bunu söylememin sebebi zaten görünüş anlamında Ida'nın ta kendisi desek yeridir. Zaten Dena Teresa ve bizim bildiğimiz Alex Hirsch de sevgili olduğu için böyle bir ayrıntı olması pek de şaşırtıcı değil. Ama tabii ki bu teorimiz, yani bu teorimizi destekleyecek ve hatta bu gizemi çözmemize yardım edecek tek şey bu değil. Şimdi ise neden biz Stanley'nin aslında Ida ile gizemini çözdüğümüzü ve hatta Ida ile bir günle evli kaldığınızı anlatacağız. Günlük 3'e yeniden dönersek Stanley Dipper'la duygusal bir konuşma yaşadığında Dipper'a şöyle bir şey söylüyor. Dipper Stanley'i dinlerken Stanley diyor ki geçmişteyken bir kadınla evlendiğini ve bu kadının da sadece bir gün evli kaldığını ve ertesi sabahında bu kadın Stanley'nin nasıl desem size Stanley'nin bildiğiniz önce parasını daha sonra da arabasını çalıp kaçıyormuş. Ama bu arabası bizim diziden gördüğümüz araba değil, Stanley'nin başka bir arabası. Bu bile aslında bizim Stanley ve Ida'nın geçmişte bir günlüğüne evli kaldığını ve Ida'nın da Lost Legends'daki görünüşüyle bu gizemimizi açıklıyor. Yine aynı şekilde örneğin şu sahneye dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bu sahnede hatırlarsanız kralın biraz üstüne bakarsak ne gözüküyor burada? Evet, dikkatli bir şekilde bakıldığında bir sayfanın kendisi, daha doğrusu piramidin şekli görünüyor. Burada da zaten söylediğimiz gibi bu teorimizi en çok destekleyenlerden bir tane easter egg de bu. I just had to see my sister for possibly the last time. Ida, I... It's been fun, but let's call it a draw. Yani kısaca anlatmak istediğimiz, Stanley ve Ida'nın gizemini çözdük ve aynı şekilde bu gizemi de kendimiz çözmeye başardık. Kendi teorimiz ise zaten gizemleri çözdüğümüz için hemen anlatarım. Kendi teorimiz Stanley ve Ida gerçekten dizi evreni içerisinde bir günlüğüne evde kaldılar. Daha sonra ise Ida Stanley'nin önce parasını daha sonra da başka bir arabasını çalarak kaçtı. Buradaki en büyük detay zaten İblisler Kralı'nın üstünde görünmüş Bill Cipher'ın heykeli iken Ida ve Stanley'nin de farklı şeylere ilgi duyduğunu ve az biraz dolandırıcı oldukları da görünüyor. Kaldı ki Stanley zaten farklı kadınlarla çıkmayı da sevdiğini bilmekteyiz. Ida gibi fantastik kadınlarla çıktığını düşünmemizin en büyük sebebi de 2. sezon 16. bölüm Yol Üstü Turist Tuzakları bölümünde Stanley'nin örümcek kadınla çıkmaya çalışması. Yani Stanley aslında gerçekten herkesle çıkabilecek kapasitede, bu uzaylı yaratık kimse fark etmiyor. Stanley kaldı ki buradaki kadınla bile çıktığında onun örümcek kadın olduğunu bilmiyordu. Fakat daha sonra örümcek kadın olduğunu öğrendi. Öğrendiği halde filmin tam bölümün sonuna doğru yine de ona inanıyordu. Düşünün, Stanley bu konuda fantastik kadınlardan hoşlanıyor gibi görünüyor. Kaldı ki Ida da yine Baykuş Evi'nin daha ilk bölümünde kendisine aşık olan biri tarafından savaşmışlardı ve bölümün sonunda da yine başarmışlardı. Yani demek istediğim, Stanley ve Ida'nın gizemini biz çözdük ve teorimizle birlikte size detaylı bir şekilde anlattık. Zaten bu ipuçları da inkar edilebilecek bir seviyede değil. Geçen videoda söylediğimiz gibi biz ipuçlarını çok fazla araştırdığımız için artık bu ipuçlarını aramak gerçekten bizim için bir hayli fazla keyifli hale geldi. Ve biz açıkçası daha fazla da bu tarz gizemi ve ipucunu da aramayı seviyoruz ve muhtemelen araştıracağız da. Bugün yaptığımız Stanley ve Ida'nın gizemini çözdüğümüz videoyu umarım beğenmişsinizdir çünkü biz hazırlarken bayağı eğlendik. Eğer Esrarengiz Kasaba hakkında yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bunu yaparsanız yeni gelecek olan videolardan hemen haberdar olup gelip izleyebileceksiniz. Ve aynı şekilde herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Zil butonuna basmanız ve tabii ki abone olmanız da ilk yorum atmanızı sağlar ve düşüncenizi belirtmiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz de beğeninizi göstermek için like de atabilirsiniz. Tabii ki like atmanız yeni gelecek olan videoların daha hızlı gelmesini sağlar ve biz de videoları yaparken daha çok hevesle yaparız ve eğleniriz. Kafadar Diyarı kanalımıza da uğrayabilirsiniz. Gerçekten Kafadar Diyarı kanalımızdan da
harika şeyler üretiyoruz. Özellikle son zamanlarda da oraya bir takım şeyler ürettiğimiz için Kafadar Diyarı kanalı da aslında hiç boş değil. Kısaca Kafadar Diyarı kanalımıza da abone olmayı ve tabii ki like atmayı unutmayın. Son olarak da bizi Instagram'dan takip etmek isteyen canlar olursa da Instagram'dan da aktif kalmaya çalışacağımız için çoğu duyuruyu da Instagram'dan yapacağımızdan dolayı mutlaka hepinizi Instagram'a da bekliyoruz. Yani kısaca bizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her neyse bugün gerçekten çok güzel bir videoyu yine konuştuk. Özellikle Esrarengiz Kasaba severler ve The Owl House yani bildiğimiz üzere Baykuş Evi severler için bu video bayağı bir güzel oldu. Ve biz de zaten bu tarz gizem videolarını ve teori videolarını yapmaya da bayılıyoruz. Her neyse bugünkü gizemimiz de bu kadardı. Umarım da beğenmişsinizdir. Biz de yazılarken bayağı eğlendik. Şimdilik videoyu bitirme vaktimiz geldi. Ve zaten video bittiği için bir dahaki videolarda yakında gelmeye devam eder. Ve siz de mutlaka güzel bir şekilde izlersiniz. Her neyse artık videoyu bitirmemizin vakti geldi. Şimdilik başka harika esrarengiz kasaba videolarında görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Bay bay. Çocuklar, tek gereken gece yarısından önce biraz daha çalışmak. Hava karardıktan sonra golf sahasına mı gideceksin? Bilmiyorum. İzinsiz girmek falan. Şaka yapıyorum. Hadi girelim. Dur. Kraliyet indirimli mini golf sahası. Oh, hey Mabel. En iyi sensin. Göster ona evlat.